bilindiği üzere dünya nüfusu artık yaşlanıyor ve Karabük ili de başta olmak üzere Türkiye'de birçok ilde ve yurt dışındaki ülkelerde yaşlılara ilişkin bakım aktivitelerinde bazı eksiklikler tespit ettik. Bunlardan en önemlisi de ilk yardım uygulamalarıydı bakacak olursak. Çünkü ilerleyen yaşla birlikte hani hep toplum genelinde bilinen çocukların daha ihtiyacı olduğu, bakım ihtiyacı olduğu ya da işte daha çok gereksinimi olduğu, ama bu yaş döngüsüyle birlikte aslında yaşlılarda aynı şey ortaya çıkıyor. Ve bazen yaptığımız çok basit uygulamalarda bile ufak bir hata hastanın ya da yaralının hayatını kaybetmesine sebep olabiliyor. Doğal olarak da biz bu doğrultuda bu projeyle birlikte sanal gerçeklik eğitim modülü hazırlayarak bu modül üzerinden yaşlı bireylerin ilk yardım uygulamalarına nelere dikkat etmemiz gerekiyor ya da işte atıyorum bir travmaya uğradığında nasıl bir ilk yardım uygulaması yapmamız gerekiyor, bunu ortaya koymayı hedefledik. Bu bir inovasyon projesi aslında. Biz eğitim modülleri hazırlayacağız. 14 farklı eğitim modülü hazırlayacağız. Bu eğitim modüllerini daha sonra sanal gerçeklik ortamına aktararak sanal gerçeklik ortamında direkt olarak hani neleri nasıl yapması gerektiğini uygulayıcılar görecek. Bu tıpatıp günümüz yaşamına uygun şeyler olacak. Yani nasıl ki bir kanamada ilk yardım uygulamasını nasıl yapıyorsak, sanal gerçeklik ortamında da hastayla yüz yüze gelmeden ama sanki gelmiş gibi bu uygulamaların her birini basamak basamak yapıyor olacak. Klinik olarak da baktığımızda öğrenciler için gerçekten geniş perspektifi olan ve öğrenme aktivitesini güçlendiren bir uygulama olacak. Projemiz 24 ay sürecek. Gençlere de bu konuda eğitim vermemiz gerekiyor. Özellikle sağlık mensubu olacak, bu camiada yer alacak kişilere de bu doğrultuda eğitim vermemiz gerekiyor. Yine bir diğer ortağımız Türkiye'den Gazi Üniversitesi. Gazi Üniversitesi de yine hemşirelik bölümünde bu aktiviteleri sanal gerçeklik eğitim modülüyle, orada da iki tane hocamız var sağ olsunlar, bize destek oldular. Bizimle birlikte yine bu eğitimin diğer basamaklarını da yürütecekler. İki tane Almanya ortağımız var Gelsenkirchen şehrinde. Bir tanesinin ismi HHK, bir tanesi ASG. Bu iki ortağımız yaşlı bakım merkezleri var ve aslında hani bakıldığında en primer olarak oradaki kişilerin de eğitiminde bu güzel bir rol oynayacak. Çünkü ilk yardım eğitimi konusunda çeşitli kurslar düzenlense de ya da eğitim programları düzenlense de uygulama kısmında bir açıklık kalıyordu. Bu eğitim modülüyle birlikte aslında uygulamanın da nasıl yapıldığını birebir görmüş olacaklar. Yine bir diğer kurumumuz da Avusturya Viyana'da BEST Enstitüsü. Burada aslında bir mesleki eğitim kurumu burası. Çeşitli kurslar düzenliyor ve düzenlediği kurslar içerisinde ilk yardım uygulaması da var. Yine dediğim gibi ortak problemimiz yaşlı nüfusunun artması olduğu için bu kursun da böyle bir ihtiyacı oldu. Onlar da sağ olsunlar bizimle ortaklığı kabul ettiler. Toplamda 6 ortağız yani. Bunun dışında neler yapacağız? İlk önce sanal mesleki eğitim modülü hazırlayacağız. Yani 14 farklı videomuz olacak. Ardından bu modülleri e-rehberler haline getireceğiz ve ülkeler bazında, çünkü Avrupa Birliği projelerinin en önemli özelliğinin sürdürülebilir olması. Yani evet yaptık ama kullanılmadığı sürece bir anlamı yok. Bunun sürdürülebilir olması gerekiyor. Pilot eğitimlerimiz olacak. Pilot eğitimlerimizi hem kendi üniversitemizde, hem Gazi Üniversitemizde, üniversitesinde, hem İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde ve diğer ortak olduğumuz kurumlarda pilot eğitimlerimizi yürüteceğiz. Dediğim gibi Avrupa Birliği projelerinin en önemli özelliği yaygınlaştırılabilir olması. Bu doğrultuda da 2024 yılında yine Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde bir uluslararası konferans yapacağız. Tabii ki tüm yine yurt dışından ortaklarımızı, yine yurt dışı katılımcıları da isteyeceğiz. Türkiye'deki üniversiteleri de dahil etmeye çalışacağız. Böyle güzel bir konferansla da projemizi sonlandıracağız. Proje gerçekten çok yenilikçi bir proje ve şöyle ki aslında öğrenci sayılarına bakıldığında Türkiye genelinde en çok öğrencinin olduğu alan sağlık eğitimi veren kurumlarda. İşte bu tıp fakültesi, hemşirelik bölümü, ebelik bölümü, fizyoterapi ve ilk yardım uygulaması bir sorumluluktur aslında. Yani sokaktan herhangi bir vatandaşın da bu eğitimi alarak aslında uygulayabileceği bir şey. Bu eğitim modülüyle ya da bu projeyle birlikte biz aslında birçok sekeli ortadan kaldırmış olacağız. Yapılacak birçok hatayı ortadan kaldırmış olacağız. Ha, bunun için ne yapmamız gerekir? Tabii ki daha çok yaygınlaştırmamız, daha çok anlatmamız, daha çok öğretmemiz gerekir. Sonuçlarını üretirken bize daha çok sorumluluk düşecek işin açıkçası. O nedenle güzel sonuçlar üreteceğimizi düşünüyoruz. Üniversitemiz açısından çok fazla tanınırlık ve yenilikçilik olacağını düşünüyoruz. İnşallah bundan sonra daha çok proje üretebileceğimizi düşünüyoruz.